babasını bekliyorduk aslında. Onun alması gerekiyor ama... Sen kimsin? Babam eve kadar gitti. Çantayı evde unutmuşuz da. Ben abisiyim ama. Babam da birazdan gelecek. Sen götürmek ister misin annesini? Ben de yanında olurum. Tutabilir miyim ki? Tabii ki. Olur. Al bakalım. Korkma, korkma. Şöyle başını güzelce dik tut. Hadi annen uyanmıştır artık. Götüreyim de karnını doyursun. Tamam. Baba, tevafuk ne demek? Tevafuk, hiçbir şeyin tesadüf olmadığını, her karşılaşmanın ilahi bir irade ile gerçekleştiğini söyler. Önüne çıkanın ardındaki gücü, zekayı göremeyen bir çare tesadüf der. Ama görebilen tevafuk der. Tevafuk der. Yani annemle senin İstanbul'da karşılaşmanız, onu alıp buraya getirmen, benim sizin çocuğunuz olmam, bunların hepsi tevafuk mu? Hiçbir şey sebepsiz değildir. Bak, bu yüzük annenin benimle tanışmasına, buraya gelmesine ve senin doğmana ve birçok şeye sebep oldu. Ama bunu biz bilmiyorduk. Ben İstanbul'da askerdim. Bir çarşı izninde bu yüzüğü kaybettim. Sonra annen de buldu, bana getirdi. İşte o an anladım. Bu bir tesadüf değildi. O benim beklediğim kişiydi. Bak şimdi de buradayız. Kardeşin de doğunca kocaman bir aile olacağız. Sen annemin beklediğin kişi olduğunu anladın da ben nasıl anlayacağım? Sen şimdiden ona görünmez bir iple bağlısın Kadir. Bir gün gelecek, bu bağ sizi karşılaştıracak. Buna inan yeter oğlum. Ama zamanı gelene kadar çıkmayacak karşına. Onu gördüğünde o kendini sana belli edecek. İşte o zaman bunu asla bırakma. Çünkü çabalamak da tevafukun bir parçasıdır. Kadir. Bana anneni getirdiği gibi sana da onu getirsin. Bekle onu. Gelecek.
O gün babamla son konuşmamızdı. Bir gün sonra annemi doğum için hastaneye götürdüğümüzde deprem oldu. Babamı kaybettim. Annem ve kardeşim kurtuldu. Beni de öldü sanıp bir kenara bıraktıklarında tekrar can bulmuşum. İyiyim anne. Sıcakla boğuşuyorum. Sen nasılsın? Ben de seni özlemekle boğuşuyorum. Erol evde mi? Evde. Vallahi artık ne zaman girip ne zaman çıktığını takip edemiyorum ama şu an bana doğru geliyor. Ver bakayım şu ailesi. Tamam. Abilerin abisi nasılsın? Oğlum her aradığımda ya evde değilsin ya da uyuyorsun. Abi bunların hepsi iftira. Biliyorsun artık bana tövbekar Erol diyorlar. Tövbekar Erol iyiymiş. İçmiyorsun değil mi? Yok be abi. Kardeşin artık tertemiz, merak etme. Aferin. Aferin, helal sana. Hiç özlemiyor musun oğlum abini? Ya biliyorsun özlendiğini, bak boş boş soruyorsun. Tamam hadi neyse, iyi bak kendine. Kahvaltı vakti, ben gideyim de biraz anneme ifade vereyim. Tamam. Kadir, iyi misin oralarda? Şu sıralar babamı görüyorum rüyamda. Onun etkisi var biraz üstümde. Onun dışında iyiyim anne. Seni çok özledim. Tamam, daha sık aramaya çalışırım anne seni. Hadi şimdi kapatıyorum. Herkese selam. Hadi. Annemi ve kardeşimi enkazdan Cemal çıkarmış. Annemin babamla evlenmeden önceki nişanlısı. Onları İstanbul'da dedemin evine götürmüş. Tam bir yıl sürdü annemi arayıp bulmam. Annemi bulduğumda Cemal'le evlendiğini gördüm. O an her şeye inancımı kaybettim. Tüm hayatım bu boşluğu yaşamakla ve birinin beni bu karanlık kuyudan kurtarmasını beklemekle geçti. Umutsuzca ve babamı çok özleyerek. Alo. Kadir Bey, geldim ben. Taksideyim şimdi. Haber edeyim dedim ki hani bir ihtiyacınız falan olursa direkt yanınıza geleyim. Hoş geldin İsmet, hoş geldin. Yok, ihtiyacım yok. Aslında sana burada hiç ihtiyacım yok. Niye geldiysen artık? Vallahi Cemal Bey... Git oraya, Kadir Bey ne haltlar karıştırıyor, bana rapor et dedi.
Yok, estağfurullah Kadir Bey, ben... Ben sana mesaj atarım bütün toplantı bilgilerini. Madem geldin bir işe yara. Ben sabah gelene kadar toplantıyı organize edersin. Tamam Kadir Bey, ben bütün hazırlıkları halleder, size haber ederim. Kadir Bey. Allah Allah. Amerikano, please. Efendim Serkan. Serkan, ben havaalanına yetişemeyeceğim galiba. Zaten önümdeki adam da cüzdanı bir türlü bulamıyor. Bir saniye bekler misin? Sen bir taksiye bin gel, olur mu? Kadir Bey. Şimdi bunlar diyor ki iki dosya eksikmiş. Biliyorum, biliyorum. O yüzden geç kaldım zaten. Ofisten çıkınca fark ettim. Tamam, bir saniye. Yukarıda durumlar nasıl? Leave your phone, please. Vallahi iyi gibi duruyor yani. Bekle. Başta biraz anlaşamadık ama sonra İngilizce çatlar. Bir şeyler anlaştık yani. Memnunlar hayatlarından. Yok bir sıkıntı. Ben ekranı falan da hazırladım. Yani her şey hazır, tamam burada. Başka yapmamı istediğiniz bir şey varsa Kadir Bey. Kadir Bey. Alo. Tamam, geliyorum ben şimdi. Sen yukarıda her şeyi hallet. Gözünü seveyim, hiçbir şey eksik etme. Bak, bu işi bugün bitireceğiz. Gülerek karşıla insanları, gülerek karşıla. Hayırdır, bir şey mi kayıp? Ya sana laf yetiştireyim derken aşağıda yüzü düşürdüm ben. Hadi ya. Dur şunu. Çok geç kaldın mı? Yok yok, burası 15 dakikaya anca toparlanır. Tamam tamam, sen hazırla, ben aşağı bakıp geliyorum. Tamam. Sorry. Yes. I left my ring there. You look it. Please go to the information desk. Okay, thank you. Aliz'im, büyük gün geldi değil mi? Seni rahatlatayım diye aradım. Ay iyi yaptım valla, ben de çok özledim. Çok iyi geldi şu anda. Adamın biri arkanda hayvan gibi sana bakıyor. Kim? Ne yapıyor? Hala bakıyor. Excuse me sir. Can I help you? Benim. Hangi yüzük? Elinizde tuttuğunuz yüzük. Biliyorum.
Çok affedersiniz. Unutmuştunuz. Arkanızdan seslendim ama duymadınız. Ben gerçekten bir şey yapmadım. Ayağıma çarptı. Ben sonra vermek istedim ama kimseyi bulamadım. Sonra da telefonum çaldı. Ha, siz Türksünüz. Sağ olun. Ne zamandır onu arıyordum. Ben hayvan demek istemedim. Yani arkadaşım hayvan demek istemedi. Ama yani şimdi siz de öyle bakıyordunuz. Şebnem hiç sırası değil, saçmalama. Hadi kapatıyorum. Oturabilir miyim? Buyurun. Pardon. Neden bana öyle bakıyorsunuz? Ben hanginize teşekkür edeyim bilemedim. Anlamadım. Benim için çok kıymetli bir şeye geri getirdiniz. Sağ olun. Yüzünüzü bulmanıza sevindim. Yani bazı şeylerin manevi değeri ölçülemez. Ama ben bir şey yapmadım zaten, o bana geldi. Tam da olması gerektiği gibi. Siz gerçekten iyi misiniz? İyiyim. Bakın, benim çıkmam gerekiyor. Acaba sizi tekrar görme şansım var mı? Daha... Anlamadım, neden? Kuru kuruya teşekkür ettim. Kâfi. Belki de değildir. Bakın, benim gitmem gerekiyor. Siz yüzünüzü buldunuz, teşekkürünüzü ettiniz. İyi günler. İsminiz? Aylis. Bir şeyler ikram ettik. Keyifleri yerinde. Sizi bekliyorlar. Hı hı. Hayırdır, bir şey mi var? Ya böyle bir şey mi? Ne? Aşk. Aşk? Allah. Ne oluyor ya? Mr. Halit. Merhaba, merhaba, merhaba. Ya kusura bakmayın. Çok geç kaldım. Aşağıda bir aksilik çıktı. Tekrar dönüp aşağı inmek zorunda kaldım. Kusura bakmayın. Ha Serkan, sen de geldin. Geldim Kadir Bey, yetiştim. 12 saattir uçaktayım. Tamam, şu işi bitirelim. Sonra jet lag'ını atlatırsın. Hadi. Tamam. Teknolojik ve ferah kumaşlar, kolay ulaşım. Daha ne olsun? İşte tam 2021'in anlayışı. Sizlerle böyle bir anlaşma yapmış olmaktan gerçekten gurur duyuyorum. Eminim kurucumuz Davut Bey de bu anlaşmayı duyduğunda çok sevinecek. Evet, şimdi eğer hazırsak Serkan bize dijital arayüzümüzün sunumunu yapsın. Serkan? Tabii.
sade bir arayüzümüz olacak ki ürünlerimiz sayfanın boşluklarından olduğu gibi açığa çıkabilsin. Artık sayfaları pop-up'larla, banner'larla boğmak yok. Çünkü müşteri kitlemiz artık bu tarz pazarlama tekniklerine karşı bağışıklık kazanmış durumda. Bizim farkımız... Sen şimdiden ona görünmez bir iple bağlısın Kadir. Bir gün gelecek, bu bağ sizi karşılaştıracak. Buna inan yeter oğlum. Bizim farkımız açık ve net bir şekilde onlara yeni trendleri önermek ve satın almalarını sağlamak olacak. Ama asla boğmadan. Güzel. Teşekkür ederim. İncelikle düşünülmüş, güzel tasarlanmış bir sunumdu. Sevdim. Eminim bu odada bulunan hiç kimse tesadüfen burada değil. Herkes güzel şeyler yapmanın peşinde. Etkilendim. Tamam. O zaman hayırlı olsun. Artık geri kalanı da avukatlar halletsin. Biz de Davut Bey'e bu güzel haberi verelim. Haydi bakalım. Görmek sürpriz oldu. Güzel bir karşılaşma. Benim için de sürpriz oldu. Canım. Pardon. Kadir Bey, sizin bana bir sözünüz daha vardı. İngilizlerle tanıştıracaktınız. Evet, aklımda. Yarın geliyorlar, tanıştırırım. Süper. Ya malum biz de yakında evleneceğiz, para lazım. Değil mi? Size bir şey söyleyeyim mi? Yani nişanlım diye demiyorum ama ailesi çok yetenekli bir kadın. Zaten sunumu beraber hazırladık. O da artık bizim şirketin bir çalışanı. Hem kısmetse yakın zamanda Doğa'ya yerleşeceğiz. Benim yan tarafta bir görüşmem var. Biraz yalnız bırakacağım, geleceğim. Nişan mı? Kadir Bey, hazırsanız çıkabiliriz. Kadir Bey? İsmet, seni hayata bağlayan şey ne? Kızım var, hanım var, anam var. Evin taksidi var, banka kredisi var. İş güç falan işte. Hayat güzel Kadir Bey. Yani her sabah güneş doğuyor. Arada yağmur falan yağıyor. Çiçekler açıyor. Hayat devam ediyor. Biz de yaşayıp gidiyoruz işte. İyi. Madem öyle, çiçekler açsın, yağmur yağsın, hayat devam etsin. Biz de yaşayalım. Bakalım ne olacak. Halit, I call grandfather, okay? İsim. Kadir Bey, sizinle inşallah daha büyük işlerde de çalışmak isterim. İnşallah Serkan, inşallah. Bu arada beni daha yeni tanıyorsunuz ama... Hani olur da buralarda bir ihtiyacınız olur. Ne bileyim, canınız sıkılır,
Biraz eğlenmek istersiniz. Bir telefonunuz yeter. Anlarsınız ya. Tamam. Eyvallah. Hani aklınızda olsun. Eyvallah. Nişanlım geldi izninizle. Bakmayın, geciktim. Sohbetinizi de böldüm galiba. Yok canım, sıkıcı sohbetlerdi. Renk kattınız. Buyurun şöyle. Düğün ne zaman? Yani öncelikle buradaki işlerimi halletmek istiyorum. Sonra İstanbul'da böyle sade bir nikah yaparız. 3-5 ay yaparız değil mi hayatım? Bugünkü sunumda Serkan sizin de payınız olduğunu söylemişti. Biz Serkan'la üniversiteden tanışıyoruz. Bu aslında onun projesi. Ben sadece yardım ettim. Ama beğenmenize sevindim. Öyleyse size de teşekkürler. Serkan. Ne oldu abi? Ya sana bir konuyla ilgili bir şey danışmam lazım ama tamam. Sonra Bilal. Tamam. Yalnızken. Tamam, tamam. Dede, seni arayacaktım ama sen kokusunu aldın galiba. Eğer benden bir şey almışsan, o da iyi bir savaşçı olma. Sözleşmenin maili geldi. Cemal de ben de okuduk. Her şeyi bizim lehimize yapmışsın. Aferin sana. Biraz zor oldu. Ama buradaki ekip iyi çalıştı. Haklarını yiyemem. Yok yok. Ben o ekiple yıllardır çalışıyorum. Hiçbir zaman bu kadar verimli olmadılar. O kadar tevazu gösterme. Gurur duyuyorum seninle. Sağ ol dede. Herkese selam. İyi akşamlar. Nasıl buldun sözleşmeyi? Benim fikrim baki. Siz Kadir'e çok güveniyorsunuz. Umarım yanılmazsınız. Bence hala gereksiz bir harcama. Karşıdaki iki kız var ya, bir saattir bakışıp bakışıp gülüşüyorsun. Konuşayım istiyorsan abi. Harbi mi diyorsun? Tabii canım. Yenge görmesin. Ya yok be abi, onda hiç sıkıntı yok. Ama şimdi ben bir jet lag oldum abi. Uçtum ya. Böyle gecem gündüzüme karıştı falan. Ben şimdi bugün uyuyayım, sabah olsun ben bunları ayıklarım. Sen abini yaşat. Abim bu gece seni mışıl mışıl uyutsun. Allah Allah. Şundan bir tane çak, iki saate kalmaz bebek gibi uyursun. Ne bu? Benim de uyku problemim var da gelmeden yengen cebime koymuş. Mis. Bundan iki tane insan bir şey olmaz herhalde değil mi? Vallahi bilmene bağlı. Olmaz herhalde. Almaz ya. Kalktı gidiyor. Sen şimdi izle kardeşini.
Ailes. İsmine bakıyorsun. Güzel manzara ama bir İstanbul değil. Genelde adımın anlamını sorarlar. İstanbul'u özlediniz galiba. Ne zamandan beri buradasınız? Çok zamandır. Çok. Ara ara gidiyorum ama özlemek baki tabii. Neden dönmüyorsunuz? Çok affedersiniz. Gereksiz bir soru oldu. Yok canım. Sadece doğru cümleleri arıyordum. Ararsanız samimi olmaz. Bazı şeyleri geride bırakmak için gitmek gerek. Gitmek için çok da bağlanmamak gerekir. Gitmek gerekir bazen. Fazla yormadan, daha çok bıktırmadan. Eğer vaktiyse ardına bile bakmadan. Can Yücel. Uzun hikaye sanırım. Tamam. Tamam, peki. Annem çok anlaşamadığım bir adamla evli. Cemal. Orada olup onların huzurunu kaçırmaktansa burada olmak daha iyi. Peki, tamam. Annem babamla kaçmadan önce bu adamla nişanlıymış, Cemal. Sonra babam öldükten sonra döndü, bu adamla evlendi. Çok gençtim o zamanlar, kaldıramadım. O zamandan beri aramız açık, anlaşamayız pek. Durum bu. Biraz fazla mı samimi oldu? Yok, kısa ve net oldu bence. Aslında çok uzun ve karışık bir hikaye. Peki bu yüzün hikayesi ne? Yani gerçekten çok özel bir şey olmalı. Çok. Hem de çok. Samimi, anladım. Başka zaman anlatsam. Bunun için başka zamanımız olacak yani, eminsiniz. Ailes. Kadir Bey. Kadir Bey. Serkan Bey masada bayıldı. Ne diyorsun ya? Vallahi. Bir problem mi var? Vallahi uyku hapı istedi, veriverdim. İki tane içmeye değdi. Adama hap mı verdi? Öyle değil Kadir Bey. Serkan, kalkar mısın? Serkan, ölür müsün? Söyledi, o da cetlak falan deyince ben de veriverdim. İsmet, Allah cezanı vermesin. Tamam, gelin ben sizi bırakayım. Yok, biz taksiyle gideriz. Hayır, taşıyamazsın. Hani taşıyamazsın, sen izin ver. Gel, İsmet yardım et. Skin.
Yavaş yavaş, tamam. Güzel yermiş. Burada mı kalıyorsunuz? Yani ben istedim. Madem Katar'dayız, çölü tecrübe etmek istedim. Ben henüz gezme fırsatım olmadı. Ama çöl bana her zaman çekici gelmiştir. Sarı, kırmızı, mavi. Kum, güneş, deniz. Biz ne konuştun? Tamam, tamam. Yatacaksın şimdi. Gel. Ben gittim. Gel bakalım. Tamam, gel. Haydi eşeği kapat. Çok zahmet oldu. Çok teşekkür ederim. Yok canım. Rica ederim. Önemli değil. Siz balkonda bir şey söyleyecektiniz ama... İyi geceler. İyi geceler. Ya Serkan, ben artık ne diyeceğimi bilmiyorum gerçekten. Yani hiç tanımadığımız bir adama evlenmek için para lazım demene mi kızayım? Dün düşüncesizce uyku hapı almana mı kızayım, hem de iki tane? Yoksa patronun seni sırtında taşımasına mı kızayım? Hangisine kızayım Serkan'cığım? Ya hayatım ya, sabahtan beri beni yiyip bitirdin biliyor musun? Ya hem senin bu söylediklerine senden başka kimse dert etmiyor. Keşke kimse dert etmese de sen dert etsen Serkan. Ya, tamam, tamam. Yo, o zaman uyuyacağını bir şeyler ye. Canım bir şey istemiyor ki. Efendim İsmet abi. Ha Serkan. Senin bu İngilizlerle bir işin varmış. Kadir Bey halletmiş onu. Acil gelsin, işi bitirsin diyor. Tamam, tamam abi. Neredesiniz siz? Hemen geliyorum ben. Ne bileyim oğlum işte. Çölün ortasında bir yerdeyiz ya. Ben şimdi sana konum atıyorum. Hadi gel. Tamam, tamam. Geliyorum. Hemen geliyorum. Adamın umrunda bile değil biliyor musun? Hatta bana iş bile bağladı. Hadi, hadi. Ne oldu? Nereye gidiyoruz? Çöle gidiyoruz. Çöle. Duyuyor musun sesini? He? Para Serkan'ı çağırıyor. Hadi. Serkan, bekle istersen. Ya hadi ama sen de. Serkan! Hoş geldiniz Aylis Hanım. Hoş bulduk. Uyanabildin mi sen? Uyandım, uyandım. Sen bana ne verdin akşam abi? Sabaha kadar var ya beton gibi uyudum abi, gözümü açamadım. Bir şey diyeceğim. Ya sen akşam kızları ne yaptın? Sen ben kızların numarasını aldım dedin ya lan. Ne zaman? Bayılmadan önce. Ha tamam tamam. Evet. Doğru ya, ben aldım. Rahat ol bende. Can I touch this? Okay. Kadir Bey nerede? Aha bak burada. Geliyor.